Bab-ı Bükâye alel meyyit. Bu bab da meyyit üzerine ağlamak hakkında. Ölü ölmüş, ölüye ağlıyorlar. O ağladığından dolayı ölüye azap olur. Hadisi var. Bunun nerelerde azap olur, nerelerde olmaz, mutlak mıdır, mukayyet midir? Bunu izah ediyor. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle akberenî Malik ibn-i Anes an Abdillah ibn-i Abdillah ibn-i Cabir ibn-i Atik أن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت جابر بن عتيك diyor ki Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ثابت'in hastalığında onu görmeye geldi. فوجده قد غلب. Baktı ki mağlup olmuş. Yani aklı başından gitmiş. Fesahabihi, Peygamber Efendimiz ona seslendi. Felem yücibhu, cevap vermedi. Festerca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Ve kâle, buyurdular ki galebna aleyke ya Ebu'r Rabi'. Biz sana galebe çaldık ey Ebu'r Rabi'. Dedi. Fesahen nisve ve bekeyne. Kadınlar zannettiler ki adam ölmüş. Kadınlar bu sefer şeyhe yaptılar, ağlamaya başladılar. Fece'ale ibn-i Atik yüsekkitühünne. Cabir ibn-i Atik kadınları sükut ettirmeye çalıştı. Ağlamayın, bağırmayın dedi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz Cabir ibn-i Atik'e buyurdular ki dâhünne, kadınları bırak. Bırak ağlasınlar. Fe izâ veceb, fakat ölür ise, şimdi bunu hasteliğinde ağlıyorlar. Fe izâ veceb, vacip olur ise, felâ tepkiyenne bâkiyetun. Hiçbir ağlayıcı ağlamasın. Vacip olursa şimdi, bunu anlamadılar, vacip olursa ne? Kâlû, yanındakiler dediler, ya Resulullah ve mel vücûbû. Vacip nedir burada? Gâle izâ mâte. Yani ölürse. Ölmezden evvel haste. Bunlar ağlarlar. Ama öldü mi daha ağlamak yok. Caiz değil. Gâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun ilâ kerâhetil bükâ alel meyyit. Ulemadan bazıları dediler ki ölünün üzerine ağlamak mekruhtur. Ve ihteccu fî zâlike bihâdel hadis. Bu hadisi de delil getirdiler. Ve bima dahi bir hadisi de delil getirdiler ki قَدْ رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bu hadisle Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ Bir de bu hadisiyle istidlal ettiler, hüccetlendirdiler. Bu hadisin manası da اِنَّ الْمَيِّتَ ölmüş bir adam لَيُعَذَّبُ azap olunur ona بِبُكَاءِ اَهْلِهِ kendi ehlinin çoluk çocuğunun, akraba teallukatının ağlamasıyla aleyhi onun üzerine. Öldükten sonra ağlayan olursa bu ölüye azap edilir. Öyleyse bu iki hadisi şeriften anlaşılan şu ki adam öldükten sonra akraba ve teallukatından kim ağlarsa onun ağlamasından dolayı ölü azap duyar. Ölüye azap olur. حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول لما ماتت أم أبان ابن أبي مليكة diyor ki وقتك أم أبان denilen kadın öldü. O da kim? Bint Osman ibn Affan. Hazreti Osman radıyallahu anhın kızı Ümmü Eban vefat eyledi. Hazartum an nas. Nas ile beraber ben onun cenazesine hadır oldum. Fecelestu oturdum. Beyne yedi Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh ve Abdullah ibn Abbas. İki Abdullah'ın arasına oturdum. Bir Abdullah ibn Ömer, bir Abdullah ibn Abbas. Ben ikisinin önünde oturdum. Febeken nisa. Kadınlar ağladılar. Fekal ibn Ömer radıyallahu anh. Abdullah ibn Ömer buyurdular ki أَلَا تَنْهَا هَا اُلَٰي عَنِ الْبُكَى Şu kadınları ağlamaktan nehyetmez misin? Yani git bunları nehyet dedi.
İnni semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Peygamber Efendimiz'in dediğini işittim. Ne dediğini? İnnel meyyite leyu'azzeb. Ölü azap olunur bi ba'di bükâi ehlihi aleyhi. Onun akraba teallukatından, onun üzerine ağlayanların bazısıyla. Bazı ağlama, demek ki ağlamak birkaç çeşit oluyor da, bazı ağlamalar ona azap getiriyor. Bazıları getirmiyor. Bunu da işittim diyor. Evet. Şimdi Abdullah ibn Ömer böyle dedi. Fekale ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas dedi ki kad kâne Ömer ibn-ül Hattab radıyallahu anh yekûlü zâlik. Ömer de böyle derdi. Fekareştü mâ Ömer radıyallahu anh. Diyor ki ben Ömer'le beraber Hazreti Ömer'le çıktım. Hatta izâ künnâ bil beyda. Hatta beydaya gittik. Bir Ali'nin o düzlüğüne beyda derler. Oraya vardık. İzen rakbün. Baktık orada bir kafile var. Fekale yebni Abbas menin rakbü. Hazreti Ömer dedi ki İbn Abbas bak bu gelen kafile kimdir? Fezehebtü. Ben gittim baktım. Feizen huve Suheyb'in ve ehlihu. Baktım ki Suheyb-i Rumi ve onun ehli. O cemaat geliyorlar. Felemma dehalnel Medine. Medine'ye duhul ettik. Ve usib Ömer'u radıyallahu anh. Hazreti Ömer de yaralandı. Celese Suheyb'in yebki aleyh. Suheyb oturdu başladı ağlamaya. Vahve yekul. Suheyb derdi. Vahibbah ve sahiba. Diye ağlardı. Fekal Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer ona dedi ki la tepki. Ağlama. Fe inni semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Peygamber Efendimizin dediğini ben işittim. İnnel meyyite le yu'azzebu bi ba'di bükâi ehlihi aleyh. Resulullah Efendimizin böyle dediğini işittim ki ölü onun ehlinden bazılarının ona ağlaması dolayısıyla ona azap olunur. Böyle işittim binaenaleyh sen de benim için ağlama dedi. Daha ölmeden yani. Hazreti Ömer yaralanmış. Ölmeden Suheyb-i Rum'u alıyor onu menetti. Kale fezükire zâlik li Âişete radıyallahu anha. Ravi diyor ki bunların böyle dediklerini ki Hazreti Âişe'ye haber verdiler ki Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömer böyle diyorlar. Fekalet Hazreti Âişe dedi ki eme vallahi ben Allah'a yemin ederim ki ma tuhaddisûne hâdel hadîs anil kâzibîn. Bu hadisi yalancılardan rivayet etmiyorlar. Doğru. Hadis doğru. Velâkinne sem'e yuhdî. Lakin işitmek hata eder. İnsan doğru bir adamdan işitir de fakat yanlış işitir. Bunlar da yanlış işitmişler. Ve inne lekum fil Kur'ani lema yusfikum. Kur'an'da size şifa veren ayeti kerime vardır. O da nedir? Estaizu billah ella teziru vaziretun vizre ukra. Hiçbir kimse digenin günahını çekmez. Adam ölmüş gitmiş. Adamın bir günahı yok. Geriden birisi ağlamış. Adamın günahıyla. Geriden birisi bir günah işlemekle ölüye azap olur mu? Olmaz. Ölü öldükten sonra ağlamayacakmış. Ağlamasın. O ağlarsa ölüyen için hesap edilsin. Bak ayet-i kerimede kimse kimsenin vizrini çekmez. Onun vizri ötekine yüklenmez. وَلَاكِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالِ Peygamber Efendimiz'in bu hadisi doğru. Bunu da işittiler fakat yanlış anladılar demek istiyor. Resulullah Efendimiz buyurdu. Ne buyurdu? اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا Kafire azabı ziyade eder. بِبَعَدِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ Onun ehlinden ağlayanların bazısının ağlamasıyla ona o kafire azabı ziyade eder. O kafirlere mahsus Müslümanlara değil. Demek ki Hazreti Ayşe'nin teşhiri hadis doğru. Bunların rivayeti de doğru fakat bu kafir hakkında, Müslüman hakkında değil. Bir kafir zaten ehli cehennem. O kafirin geride kalan akraba teallukat ağladıkça onun azabı ziyade olur. Fakat Müslümanı yok, Müslümanı değil. Hazreti Ayşe işi kolaylaştırdı biraz. Haddesena Ebu Bekir de kâle haddesena İbrahim ibn-i Beşşar kâle haddesena Süfyanu en Amr ibn-i Dinar an ibn-i Ebi Müleyke fe zekere nehvehu. Eyni hadisi şerifi İbn-i Ebi Müleyke'den rivayet eyledi gayre ennehu lem yeskür kadiyyete Suheyb.
Yalnız Süheyb'in meselesini getirmedi. Abdullah ibn Abbas getirdi de Süheyb'e tesadüf etti. Bunu getirmedi. Kalu buyurdular ki bu ikinci zümre. Birinci zümre. Felemma kanel meyyitu yu'azzebu bi bükâi ehli Ali. Şimdi madem ki bir adam ölür de onun ehli onun üzerine ağlarsa o azap görür. Öyleyse kâne bükâuhum aleyhim mekruhen lehum. Akraba teallukatının ölü üzerine ağlamaları mekruh oldu. Bu birinci kavl. Birinci kavl Hazreti Ayşe'nin tefsirini çıkarırsıksa, Hazreti Ayşe'nin tefsirini bertaraf edersekse, Müslümana da şumulu var. Müslüman bir adam ölse geriden ağlayan oldu mu ona azap edilir. Yalnız Hazreti Ayşe dedi ki hayır bu Müslümanlara değil kafirlere mahsustur dedi. Ve halefen fî zâlike âkharûn. Ulemadan diğer bir kısmı bunlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki la be'se bil bükâi alel meyyit. Meyyite ağlamakta beis yoktur. İzâ kâne bükân la nâsiyete me'ahû. Ağlıyor, öyle bir ağlıyor ki onda günah yok. İsyan olmayan bir ağlamakla ağlarsa bu caizdir. La be'se dediler. O günah da neden? Min kavlin fâhiş ve la niyâhe. Fahiş bir kavuş söylüyor, caiz olmayan bir söz söylüyor. Yahut da bağırıyor, çağırıyor, saçlarını yoluyor, yakasını yırtıyor. Bunlar caiz değil. Ama bunlar olmazsa adam sessizce, fena bir şey söylemeyerek ağlamış. Bu caizdir dediler. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِمَا حَدَّسَنَا يُنُسْ Yunus'un rivayet etmiş olduğu hadiste de ihticac eylediler. قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُ بْنُ الْحَارِسِ عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر dediler ki اشتكى سعد بن عبادة سعد بن عبادة خسته oldu شكوى له كنسلين bir hastalığı oldu فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده في أنبر فنز onu ziyaret etmeye geldi ما عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود Yanında da Ashab-ı Kiram'dan üçtat var idi. Abdurrahman ibn Avf, Sa'd ibn Ebi Vakkas, Abdullah bin Mesud. Bunların üçüyle bir de kendisi dört. Onu görmeye geldiler. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ Resulullah Efendimiz baktı ki Sa'd ibn Ubade'nin yanına girdi. وَجَدَهُ فِي غَشْيَتِهِ Onu baygınlığında buldu. Baktı ki bayılmış. فَقَالَ قَدْ قُدِي Dedi ki bu öldü mü? Bayan görünce fekalula dediler ki yok ya Resulullah. La vallahi ya Resulullah. Ya Resulullah. Allah'a yemin ederiz ki bu öldüğü yok. Febeka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ağladı. Felemma ra'al kavmu büka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bekev. Peygamber Efendimiz'in ağladığını o yanındaki sahabeler görünce onlar da ağladılar. Fekale Peygamber Efendimiz buyurdu ki: "Ela tesmeun? Siz işitmez misiniz ki Allah Teala Cenab-ı Hak Teala Hazretleri la yuazibu bi dem'il ayni. Gözden yaş gelmekle ölüye azap etmez. Yani ölü ölmüş de başkaları mahzun olmuşlar, gözlerinden yaş akıtmışlar. Bundan dolayı ölüye azap olmaz. Ve la bi huznil kalbi. Kalben insan mahzun olmuş. Bu ölünün öldüğüne mehsun olmuş. Bundan dolayı da öyle azap olmaz. Velakin yu'azzebu velakin yu'azzibu biha. Cenab-ı Hak şununla lisanını göstererek ben beraber duyurdu ki şununla azap eder. Lisanıyla. Ve şare ila lisanihi. Lisanına işaret etti. Cenab-ı Hak bununla azap eder. Ev yerhem. Yahut da bununla merhamet eder. O ölüye azap edeceği, merhamet edeceği hepsi neyle? Gözden gelen yaş ile değil, kalbin hüzünle de değil ya lisan ile. Lisandan iyi kelime çıkar, Cenab-ı Hak rahmet eder. Kötü kelime çıkar, azap eder. Haddesene Ahmed ibn al-Hasan, قال سمعت سفيان يقول حدثنا ابن عجلان عن وهب ابن كيسان عن أبي هريرة عن عمر رضي الله عنه. Hazreti Ömer radıyallahu anh ebsara imra'atan bir kadını gördü ki tepki ala meyyitin bir meyyite ağlıyor. فَنَهَاهَا اُنِ نَهْيَيْتِ Ağlama dedi. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz de oradaydı. Hazreti Ömer'in nehyettiğini görünce
Peygamber Efendimiz buyurdular ki Daha ya Ebu Hafs. Ebu Hafs Hazreti Ömer'in künyesi. Yani ey Ömer, bırak kadını. Ağlasın. Fe innen nefse müsabe. Nefis isabet etmiş bu adamın. Bir akraba tellukatıdır bu. Bir yakını. Bu ölmüş. Vel ayne bakiyetun. Gözde ağlayıcıdır. Vel ahdu garib. Ahd de gariptir. Yani daha yeni ölmüş. Kadın mehzun olmuş. Ağlıyor. Bırak ağlasın. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر dediler ki Peygamber Efendimiz merre binisai beni Abdülaşhel Ensardan bir kabilenin ismi Benu Abdülaşhel büyük bir kabile onların cemaatine vardı baktı ki kadınlar orada yetkine helkahünne ölülerine ağlıyorlar. Ölüleri helak olmuş. Nerede helak olmuşlar? Yevme Uhud. Uhud'da şehit düşmüş, helak olmuşlar. Beni Abdülaşhel'den şehit olanların akraba teallukatı olan kadınlar toplanmışlar, ağlıyorlar. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki Velakin Hamzete la bevakiyelehu. Bunlar toplanmışlar, kendi ölülerine ağlıyorlar. Fakat Hamze'nin o ağlayanı yok. La buvaki, ağlayan kadınları yok. Kime lehu Hamze? Hamze için yok. Onun kimsesi yok ki ağlasın, dedi. Bunu Ensar'ın kadınları duyunca, ha, Resulullah Efendimiz bundan müteessir. Öyleyse toplanalım, gidelim, Hazreti Hamze için de ağlayalım. Ki Resulullah Efendimiz mehzun olmasın, dedi. Feca nisavul Ensar. Ensar'ın kadınları toplandılar. Ne oldukları halde? Yepki yine Hamzet'e, Hazreti Hamze'ye ağlar oldukları halde toplandılar. Ağlamaya başladılar. Festeykaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz uyandı. Kadınların böyle ağlamasını toplandığını görünce sordu. Ne yapıyorsunuz? Ya Resulullah sen böyle buyurdun. Sen mehzun oldun. Biz de geldik. Hamze için ağlıyoruz ki senin kalbin mehzun olmasın. Fekale buyurdular ki ve yehevünne Yazıklar olsun onlara. Men galebne ba'de mürurihinne. Onlar geldiler. Tekrar dönüp gitmediler mi? Yani niçin durup da ağlıyorlar? Geldi, gördüler. Gitsinler. Yani bir taziye edip gitsinler. Fel yen galibne. Gitsinler. Ve la yepkine. Ağlamasınlar. Ala halikin ba'del yevum. Bugünden sonra hiçbir ölen adama ağlamasınlar. Yani bu adeti terk etsinler. Cahiliyetin kanı bir adet. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة buyurdular ki رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ben Hazreti Peygamber'i gördüm yukabbil Osman ibn Mez'un süt kardeşi Osman ibn Mez'un var idi ki Medine-i Münevvere'de ilk önce vefat eden o Cennetül Bekâ'ya ilk önce defnedilen o onu öpüyordu Ba'de mevtihi öldükten sonra Resulullah Efendimiz'in onu öptüğünü gördüm. Ve dumu'uhu tesilu ala lihiyeti. Resulullah Efendimiz'in yaşları da sakalına akıyordu. Yani onu öpüyor ve ağlıyordu. Gözlerindeki yaşlar da sakalına akıyordu. Fefi hadihil asar. İşte bu eserlerde orucudur. Elleti zekerine zikrettiğimiz bu eserlerde orucudur. İbahetül bükâi alel mevta. Ölülere ağlamanın mübah olduğu orucudur. Ve zalik Bu da enne zâlike gayru tarrin lehum. Bu ağlamak onlara zarar vermeyicidir. Evet. Ve lâ sebebün li'azâbihim. Azaplarına sebep de değildir. Bir adam ölü ölmüş, ağlamış. O ağladığı şeyde kötü bir lisan kullanmamış. Yakasını, paçasını yırtmamış. Mehzun olarak ağlamış. Bu sebeple ölüye hiçbir azap olmaz. وَلَوْ لَزَالِكَ Eğer böyle olmasaydı لَمَا بَكَى رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kendisi ağlamazdı. وَلَا أَبَاحَ الْبُكَى Ağlamayı da mübah kılmazdı. Kadın ağlarken Hazreti Ömer nehyetti bırak ağlasın dedi. Daha adamın ölüsü yeni ölmüş kadının yenisi. Daha sonra beni Abdülaşhel'in kadınların ağladığını gördü. Onlar da nehyeylemedi. Yalnız nehyetmiş olduğu ne oldu? Hazreti Hamze için toplandılar ağlamaya başladılar. Peygamber Efendimiz onları nehyetti. Onlar haddi tecavüz ettiler. Onun için onları nehyetti. وَلَمَنَعَ مِنْ زَالِكِ
Eğer mübah olmasaydı bundan men ederdi bunları. Öyleyse Resulullah Efendimizin kendisinin ağlaması ve ağlayanları da sükut ettirmemesi delalet etti ki ağlamak mübahtır. Yalnız ağlamanın şekilleri var. Bazı şekiller caiz değil, bazı şekiller caiz. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse, dese ki فَاِنَّ فِي حَدِيثِ اِبْنُ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Abdullah ibn Ömer'in hadisinde orucudur. اَلَّذ۪ي زَكَرْتِ Seni zikreylemiş olduğun hadiste orucudur. مَا يَدُلُّ عَلَى نَسْخِ مَا كَانَ اَبَاحَ مِنْ ذَٰلِكَ Resulullah Efendimiz ağlamayı mübah kıldı ya, onun nesk ettiğine delalet eden şey vardır. Ağlamak mübah idi. Sonradan Resulullah Efendimiz onu nesk eyledi. Böyle bir delalet vardır. وَهْوَ قَوْلُهُ O da Resulullah Efendimiz'in şu kavludur. وَلَا يَبْكِيَنَّ عَلَى هَالِكِمْ بَعْدَ الْيَوْمِ Hazreti Hamza'nın şeysi için, taziyesi için kadınlar toplandı, ağlamaya başladılar ya. Demek ki o vakitte mübah idi. Ondan sonra Resulullah Efendimiz nesk etti. Ne dedi? وَلَا تَبْكِيَنَّ Ağlamasın. Hiçbir kimse ağlamasın. بَعْدَ الْيَوْمِ Bugünden sonra. عَلَى هَالِكِمْ وَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَى هَالِكُمْ بَعْدَ الْيَوْمِ Ölen bir adama bundan sonra kimse ağlamasını, bu delalet ediyor ki ağlamak mübahedi, nesk edildi, haram oldu. قِيلَ لَهُ adama cevaben denilir ki مَا فِي ذَٰلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مَا زِكَرْتَ Senin dediğin neske delalet eden bir ibare yoktur. قَدْ يَجُوزَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ Caiz ki Peygamber Efendimiz'in kavli ola وَلَا يَبْكِيَنَّ عَلَى هَالِكِمْ بَعْدَ الْيَوْمِ Bundan sonra ölene kimse ağlamasın. Bu kavlinde orucudur. Ey min helkâhünne onların ölülerinden ellezîne kad bekeyne aleyhim onların üzerine, ölenler üzerine ağladılar ya münzü helekû helak olduktan sonra ilâ hazel vakt bu vakte kadar yani Uhud'de şehit düştüler, onlar ağlamışlar. Ne kadar, kaç saat, ne kadar müddet ağlamışlarsa ağlamışlar. Resulullah Efendimiz onlara vardıktan sonra iyi artık bu ağlamak yeter. Bundan sonra daha ağlamayın demiş. Yani ağlamış bitirmişler. Daha bundan sonra ne ağlıyorsunuz? Bundan sonra ağlamayın. Caiz ki bu manayı ola. لَاَنَّ فِي ذَٰلِكَ الْبُكَى O ağlamada olucudur. مَا قَدْ اَتَيْنَ بِهِ Onların getirmiş olduğu şeye عَلَى مَا جَلَى عَنْهُنَّ حُزْنَهُنَّ Yani ağladılar, ağladılar. O kadar bir müddet geçti ki kendi hüzünleri dışarıya töktüler. Daha lüzum kalmadı. Çünkü ağlamanın da bir müddeti var. Evet. Sene boyuna mı ağlayacak? Caiz ki bu manada olan. وَقَدْ رُوَيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي تَفْسِيرِ الْبُكَى Peki ağlamak nedir? Caiz olan kısmı var, olmayan kısmı var. Ha. Şimdi onun tefsirine geldik. Ağlamanın tefsiri hakkında Resulullah Efendimiz'den rivayet olundu. اَلَّذ۪ي قَسَدَ اِلَى النَّهْيِ ف۪ي نَهْيِ عَنِ الْبِكَعِ الْمَوْتَى Öyle ağlama ki قَسَدَ اِلَى النَّهْيِ نَهْيَ قَسْدَتْتِ Peygamber Efendimiz ف۪ي نَهْيِ عَنِ الْبِكَعِ الْمَوْتَى Ölülere ağlamayın dedi ya. Bundaki ağlamak nedir? Hangi ağlamaktır? Ki Resulullah Efendimiz kendi ağlıyor, başkalarını da ağlamayın diyor. Demek ki iki türlü oldu ağlamak. Öyleyse o nehyettiği hangisidir? Onu beyan edecek. Evet. ما أول بالحديث رواية ذلك حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسرائيل عن محمد بن عبد الرحمن العطاء عن جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن بن عوف تدلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي يعني فالنبي بن ملمي تطي فانطلقت معه إلى ابنه برابر أولي أولون يانلك كم إبراهيم رسول الله فالنبي مختوم كرملري إبراهيم hasteydi. Anasıyla beraber Kuba yolu üzerinde bir yerde bir evde koymuştu. Resulullah Efendimiz orada arada sırada giderdi. O günü diyor benim elimden tuttuk. İbrahim'in yanına gittik ve huve yecudu bi nefsihi. Gittik ki o da ölüm halinde. İbrahim Aleyhisselam da ruh teslim ediyor. Fehadahu nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz onu aldı. Fevada'hu fi hücrihi kucağına koydu. Hatta haricet nefsuhu. Resulullah Efendimiz'in kucağında teslimi ruh etti. Fevata'hu sümme beke. Onu yere koydu. Ondan sonra Resulullah Efendimiz ağladı. Fekultu ya Resulallah. Abdurrahman ibn Avf diyor ki ben dedim ki ya Resulallah etebki sen ağlar mısın? Ve ente tenhanil büke. Ağlamadan nehyediyorsun. Kendin ağlıyorsun. Nasıl oldu bu ya Resulallah? Fekale buyurdular ki
İnni lem enhe anil büka. Ben ağlamaktan nehyeylemedim. Velakin nehyeytu an savtin ahmegeyni facireyni. Akılsız iki fasık sevütten nehyeyledim. Savtun inde ne'meti lehvin ve la'ibin ve mezamir şeytan. O sevütün birisi oyun oynarlar, şeytani işler, mızmarlar, çalarlar, bağırırlar, çağırırlar. İşte bu fasık ve ahmak bir sevüttür. Bir bundan nehyeyledim. Ve savtun inde musibetin. Bir de musibet indinde bir sevütten nehyeyledim. Ki latmü vücuhin ve şekku cüyubin. Yakasını yırtar, yüzüne yapıştırır, kendi yüzüne ağlar. Bir de bundan. Nehyeyledim. Ve hâdâ rahmetün. Bu benim ağladığım rahmettir. Men lâ yerhem lâ yürhem. Her kim başkasına rahmet etmezse ona da merhamet olunmaz. Benim bu ağladığım rahmetten neş'et eden ağlamaktır. Ya İbrahim, artık oğlu vefat eden oğluna hitap ediyor Resulullah Efendimiz. Ya İbrahim, lev lâ innehu va'dun sadik. Eğer ölüm vaadi sadık olmasaydı ve kavlun hakkun, hak bir kavl olmasaydı. Ve inna ahirena seyelhaku evvelena, bizim sonumuz da evvelimize lahik olacağız. Bu da olmasaydı, yani biz de ölüp senin yanına geleceğiz. Bu da olmasaydı, lehazenna aleyke huznen, senin için öyle mehzun olurduk ki huve eşeddu minada, bundan daha ziyade mehzun olurduk. Ve inna bike de mehzunun, biz senin sebebinle elbette mehzunuz. Tebkil aynu, ayn ağlar, göz ağlar ve yahsunul kalp, kalp mehzun olur. Ve la nekulu fekez, biz demeyiz, neyi? Söylemeyiz. Ma ul bir şey ki yusgitur Rabb. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin sakatini mucib olan bir şeyi söylemeyiz. İşte haram olan o. Ya Rabbi niye aldın, niye yaptın, niye görmüyor musun? Bunlar haram, bunlar caiz değil. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فنس خبر وردي في هذا الحديث وحديث بالبكاء الذي نهى عنه في الحديث الأول أول كحديث لدى نهي لمش olduğu ağlamak nedir bunu haber verdi tefsir etti ve annehu bu nehy edilen büka el büka الذي معه الصوت الشديد o bir ağlamak da onda şiddetli sevut çıkarır bağırır ve latmü vücuh ve şakku cüyub yüzlerine vururlar yakalarını yırtarlar. İşte caiz olmayan budur. Ve beyyene enne ma siva zalik minel büka. Beyan etti ki ağlamadan bu şeklin gayrisi. Fema feale min cihetir rahme. Rahmet cihetindendir. Adam ağlar. Şefkatinden dolayı. Ennehu bi khilafi zalikel büka illezi neha anhi. Nehyetti ki bükanın khilafınadır. O caizdir. Rahmetten dolayı ağlamak caizdir. Ve emma ma zekerna. Allahu Teala alem. وَأَمَّا مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Hazreti Ömer'den ve Abdullah İbni Ömer'den rivayet edilen hadisi şerife gelince. Kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Hangi hadis? اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلِيهِ اِنَّ الْمَيِّتَ مَيِّتْ يُعَذَّبُ azab olunur. بِبُكَاءِ اَهْلِهِ onun ehlinin ağlamasıyla aleyhi o ölü üzerine. O ölü üzerine ağladılar mı? İşte onunla azap olunur. Ya bu hadise ne diyeceğiz? فَبَدْ زَكَرْنَا اَنَا عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا diyor ki bunun tevilini şöyle yaparız ki Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet olundu. İnkar-ı zalik. Bunun inkarı. Yani bir adam vesiyet etmemişse, benden sonra ağlayın dememişse, onun ehlinin ağlamasıyla ona azap olunmaz. Olunur diye bu rivayeti inkar etti Hazreti Aişe. فَاِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki, اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَزَابًا Kafire azabı ziyade eder. فِي قَبْرِهِ قَبْرِنْدَ Ne sebebiyle? بِبَعَدِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ O kafirin ehlinin ağlamasıyla iyalından, ehlinden bazıları ağlarsa onun kafirin üzerine o sebeple o da azap olur. Demek bu kafir hakkındaymış. Kafir zaten azap da geriden de ağlarlar. Ağladıkları gibi azabı da ziyade olur. Bu müminlere mahsus değil. وَقَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ الْبُكَى
Caiz ki Hazreti Ömer ve Abdullah bin Ömer'in hadisindeki ağlamak ola. Ellezî öyle ağlamak ki yu'azzebu bihil kafir fi kabrihi. Kafir kabrinde azab-ı ziyade olur ehlinin ağlamasıyla. Şimdi azap görüyor. Onun çoluk çocuğunun, ehli eyalının ağlamasıyla da azab-ı ziyade oluyor. Bu hangi ağlamak ola? Bükâen bir ağlamak ola ki kad kâne evsâ bihi fi hayâtihi. Hayatında vasiyet etti ki ben öldükten sonra ağlayın. Ha işte bu vasiyet ettiğinden dolayı onlar da ağlarlarsa onun azabı ziyade olur. Fe inne ehlel cahiliye cahiliye halki kad kânu yusûne bizâlik. Bunun da vasiyet ederdiler. Kendisinden sonra 2 gün, 3 gün ağlayın diye, 10 gün ağlayın diye vasiyetleri olurdu. Ehlihim kendi cemaatlerine ki en yef'alûhu. O ağlamayı yaparlar. Ba'de vefatihim kendileri öldükten sonra ağlasınlar diye vasiyet ederdiler. Cahiliyette işte bu odur. Ve seyekûnullâhu azze ve cel. Öyleyse Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri oldu. Yu'azzibuhu fi kabrihi. Evet. Onu, o ölüyü kabrinde azap eder oldu. Bir sebebin bir sebebiyle. Öyle sebep ki قَدْ كَانَ سَبَّبَهُ فِي حَيَاتِهِ. Hayatında kendisi onu sebep kıldı. Kendisi o sebebi hali hayatında vasiyet etti. Evet. Öyle sebep ki فُعِلَ بَعْدَ مَوْتِهِ. Öldükten sonra da işlenildi. Bu adam vasiyet ediyor, sebep geliyor. İşte vasiyeti sebep oluyor. Fakat o sebep de ne vakit işleniyor? Öldükten sonra. Vasiyet ediyor ki ağlayın. Onlar da öldükten sonra ağlıyorlar. İşte o gene kendi oldu bu. Sebep kendisi oluyor. Kendi sebep olduğundan dolayı azabı kendisi çekiyor. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَد۪يثَ اَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِغَيْرَ هَذَا الْلَفْسِ. Bu lefz ile değil de başka bir lefz ile. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a'dan bu hadis rivayet edildi. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عائشة رضي الله عنها رواية دلد قالت بيردولر يغفر الله لأبي عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر كنيسي أبو عبد الرحمن دي. عمرن أولي أبو عبد الرحمن يعني عبد الله الله onun günahını mağfiret etsin. Yekulu o diyor ki innel meyyite le yu'azzebu bi bükâil hayyi. Sağ adamın ağlamasıyla ölüye azap edilir. Bunu diyor Abdullah ibn Ömer. Vallahi mâ zâke, vallahi bu olmadı. İllâ îhâmen min Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh. Abdullah ibn Ömer'den vehim oldu. Hadisi anlamadı. Esas hadisin manası bu değildir. Allah onun günahını mağfiret etsin. Yani bilmeyerek hadisin tefsirinde hata etti diyor Hazreti Ayşe. İnne Allah azze ve celle yekul. Nasılsa adamın ağlamasıyla ölüye azap edilir ki Cenab-ı Hak buyurdu. Ve la teziru vaziretun vizre uhra. Hiçbir kimsenin günahını başkası yüklenmez. Adam ölmüş gitmiş. Ağlayın dememiş. Geriden başka birisi şeriatın emrini tutmamış da ağlamış. Yüzüne vurmuş, yakasını yırtmış, bilmem ne yırtmış. O günahı o ağlayan adam yapmış. Ağlayan adamın günahını Cenab-ı Hak ölüden sorar mı? Sormaz bu. Ella tezirü vaziretü üzere ufra dedi ki bu. Ayet-i kerimede bu var. Ya Abdullah ibn Ömer'in böyle bu rivayeti diyor ki o hadisi anlamadı. Allah mağfiret eylesin. Ne dedi anlamadı. Ve mazake. Hazreti Ayşe diyor ki bu olmadı. Bu hadisi söylemesi illa enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz merre ala kabri Yahudiyin bir Yahudinin kabrine gitti. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki entüm tebkûne aleyhi. Siz bu ölünüze ağlıyorsunuz. Bir Yahudi ölmüş. Diğer Yahudiler toplanmış ağlıyorlar. Siz ağlıyorsunuz. Ve innehu le yu'azzebu fi kabrihi. O ölünüz de azap da.
Ama ne sebeple azapta? Onların ağlamasından dolayı değil. Ya yakulu buyururdu ki amelihi ameliyle. O Yahudinin amelleri kötüydü. Ölmüş. Cenab-ı Hak ameli dolayısıyla onu azap ediyor. Onlar da ağlıyor. Yani sizin ağlamanız ona ne fayda verecek? O kötü bir amelle gitmiş, Allah azap ediyor. Sizin ağlamanızın hiç faydası yok. Yani bu hadis de onların ağlamasından dolayı da o adama bir azap edilmiyor. Ya kendi ameli dolayısıyla azap ediliyor. Hadis-i şerifin manası o. Sağın ağlaması sebebiyle ölüye azap ediliyor. İşte orada buyurdu. Yani siz ağlıyorsunuz. Beyhude zaten sahibiniz azapta. فَاَخْبَرَتْ عَيْشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Hadiste Hazreti Ayşe haber verdi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz innema akbara haber verdi ki enne zalikel kafir, o kafir Yahudi yuazzebu fi kabrihi bi amelihi, kabrinde kendi ameli sebebiyle azap görüyor. Ve ehluhu yebkûne aleyh, onun ehli de toplanmış ona ağlıyorlar, yazıklar olsun diyorlar. Ve kad mena'allahu azze ve cel, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri men eyledi. اَنْتَزِرَ وَازِرَةٌ وِذِرِ اُخْرَى اَنْتَزِرَ وِذِرِ yüklene وَازِرَةٌ bir vazire yüklenen adam وِذِرِ اُخْرَى başkasının günahını, bir adam başkasının günahını yüklense yok sana bak bunu meni. Binaenaleyh o Yahudilerin ağlamasından dolayı öteki Yahudi'ye azap edilmiyor. Bu da bir tefsir oldu. Şimdi burada üç kavim meydana çıktı. Birisi kafir olsun, Müslüman olsun, ölünün peşinde ağladın mı ölüye azap edilir. Birisi bu. Döndü bunu izah etti, dedi ki yok, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan bir rivayet geldi ki hayır, kafir azaptadır, sağ kalan adamlar da ağlarsa, bilhasse vesiyet etmişse onun azabı ziyade olur. Fakat bu lafızda da Hazreti Ayşe diyor ki hiçbir kimse bir kimsenin vizrini çekmez. Ya bu hadisi şerifi Peygamber Efendimiz buyurdu, o Yahudi azaptaydı, kendi ameli dolayısıyla azaptaydı. Sağların ağlamasıyla ona azap olmaz. Üçüncü kavim de bu. Fedelle zalik, bu delalet etti ki ala enne meyyiten, bir ölü la yuazzebu fi kabrihi, kabrinde azap olunmaz, bir lükai hayyin, bir sağın ağlamasıyla. Öyle sağ ki lem ye'mur bihi, ona emretmedi fi hayati, hayatında. Hayatında bana ağla demedi ama ağlıyorum. Öyleyse onun ağlamasından ölüye azap gelmez. Ve mate, o adam da öldü. Vesiyet etmeksizin öldü. Öyleyse sağların ağlaması sebebiyle ona azap olmaz. Ne sebep? İllet ile hadisi Cabir'in en Abdurrahman ibn Avf'in, orada Abdurrahman yok. Cabir'in en Abdurrahman ibn Avf, Cabir Abdurrahman ibn Avf'ten rivayet eyledi ki hadisi şerif için neyi? El-bükâ'ül mekruh ma huve? Mekruh olan ağlamak nedir? Rivayet etti. Ve ennehu, o mekruh olan ağlamak, ellezî şul bir ağlamaktır ki me'ahu, onunla beraber vardır. El-latmu ve şakku, yüzüne yapıştırmak, yakasını yırtmak, işte mekruh olan budur. Yukarıda zikretti ya, şefkatten, merhametten dolayı ölüye ağlamış. O caiz. Yok, Allah'ın verdiği kazaya razı değil, onun ölmesine razı değil, yakasını yırtıyor, saçını başını yoruyor. İşte bu mekruh. Mekruh olan bu. Bundan da o adamın vesiyeti varsa, böyle yapın derse ölüye azap gider. Yok, ölü böyle bir vesiyet yapmamış. Fakat öteki adam, sağ olan adam bunu yapıyor, sağ olan adam günahkar olur. Ondan ölüye de hiçbir azap gitmez. Fakat sebete bima zekerna, bizim bu zikrettiğimiz rivayetlerle sabit oldu. İbahetül bükâi alel meyyit, gölü üzerine ağlamanın mübah olduğu. İzâ lem yekün mâhû sebebün mekruh, onunla beraber mekruh bir sebep olmazsa. Adam ağlıyor. Ölüye ağlamak caiz midir, değil midir? Caizdir. Ama bir mekruh olan sebep varsa caiz değildir. O da ne? Kendisine yapıştırmak, yakasını, paşasını çekip yırtmak, kendisini yerden yere atmak, böyle bir sebep olursa o günah. O da neden sebep mekruh? Min şakki sevbin, elbisesini yırtmak, ve lefmi veçin, yüzüne yapıştırmak, ve niyahetin, bağırmak, çağırmak, ve maaş ve zalik. Bunun gibi mekruh olan bir sebep yoksa
ölüye ağlamak caiz. وَقَدْ حَدَّسَنَا فَهْدٌ Fehd bize rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا شَرِيكٌ اَنْ اَب۪ي اِسْحَاقٍ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى قَرَزَةَ بْنِ كَعْبٍ Ashab'tan Qarazat ibn-i Kâb'ın huzuruna girdim. Ve Ali ibn-i Ebi Mes'udin-i Lensari ve Sabit ibn-i Kays'i. Bir de Ebu Mes'udin-i Lensari, Sabit ibn-i Kays'i. Üçü de ashab-ı kiramdan. Onların yanına girdim. Ve indehum cevarin yuğannine. Onların yanında da kızlar var. Kızlar gına okuyorlar. Gaside okuyorlar. Gına derler ya. Şarkı gibi sözler söylüyorlar. Fakultu ben dedim ki efetef'alûne hâda. Siz bunu yapıyorsunuz. Yapar mısınız? Ve entüm eshabı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın eshabı olun da bunu yapın. Böyle şey olur mu diye inkar ettim. Kâlu dediler ki in künte tesme. Eğer dinlersense dur dinle. Dinlersen. Ve illa femdi. Yok dinlemeyeceksense yürü git. Dediler. فَإِنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Zira Peygamber Efendimiz رَخَّسَ فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ Dükünde, oyunda ruhsat verdi buna وَفِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ Bir de ölü üzerine ağlamada ruhsat verdi. Yani dükün olursa böyle geside meside okumaya Resulullah Efendimiz müsaade etti. Bir de ölüye ağlamaya müsaade etti diye sahabeden üçü de bunu ittifakan söylediler. Üç sahabenin böyle demesi demek ki gına yani böyle şarkı markı söylemek düğünde ferahta olursa caiz. Ama o söylediği gasidede de şeriate muhalif bir şey olmayacak. Yani şeriate muhalif olursa o caiz değil. Şeriate muhalif bir şey olmazsa caiz düğünde. Bir de ölüye ağlamak da o da bir mekruh sebep yok ise. Bu da caiz. Fe'in kâle kâilun bir adam itiraz etse dese ki fekad rûyan Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Resûlullah Efendimiz'den rivayet edildi. İnnel meyyite yu'azzebu fi kabri. Ölü kabirde azap olunur bi niyâheti ehlihi aleyhi. Onun evlâd-ı iyalının niyâhesiyle bağırarak, çağırarak ağlaması sebebiyle ona azap edilir, ölüye azap edilir. Buna ne diyeceksin? Şimdi o ağlayan adam günahkar. Fakat onun ağlamasından dolayı ölü de azap çekecek. Ve zekere bu adam delil olarak da zikreyledi. Maşul bir hadisi ki haddesene Ali ibn-i Ma'bed. İmam-ı Tahavi diyor ki bana Ali ibn-i Ma'bed rivayet eylediği hadisi de delil getirdi. Ali ibn-i Ma'bed diyor ki haddesene Yezid ibn-i Harun. Kale haddesene Sa'id ibn-i Ubeyd. Ebul Hüzeyl-i Tayyip. عن علي بن ربيعة علي بن ربيعة عن روايته الذي قال نيح على قرزة بن كعب يكرر اسم geçti ya قرزة بن كعب ashab-ı kiramdan bu Kufe'de vefat etti. Kufe'de onun üzerine ağlamışlar. Nih dediği yani sağ türlü ağlamışlar bağırarak. فخطب المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة خطبه okudu. فقال dedi ki ما بال النياحة في هذه الأمة Bu ümmette böyle bağırarak ağlamanın sebebi nedir? Niçin bunu yaparlar? Bu iş nereden geldi? Bu ümmette bu yoktur. İnni semeytu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Ben Resulullah Efendimiz'i eşittim. Peki bu eşiden kim? Muğayret ibn-i Şuhabe. Muğayret ibn-i Şuhabe niçin hutbe okuyor? Çünkü o vakıpta Kufe'de valiydi. Onun Kufe'de vali olduğu sırada bu Qarazat ibn-i Kâb vefat eyledi de onun için ağlamışlar. O da çekmiş vali olduğunda Resulullah Efendimiz'den işitmiş olduğu bir hadisi tebliğ ediyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz'i işittim. Yekulu derdi ki inne kizben aleyye benim üzerime bir yalan söylemek leyse ke kizbin ala ahadi başkasının üzerine yalan söylemek gibi değildir. Yani bir yalanı bana Resulullah'a isnat etmek başka bir kimseyi isnat etmek gibi değildir. Başka bir kimse söylemedi ya da filan kes bunu söyledi dersen, yalan söylersin. Bu günah. Fakat bir de Resulullah'ın söylemediği bir hadisi Resulullah söyledi derse bu daha büyük günah. Bu başka öteki gibi değil.
Bunu yani evvela söylüyor ki ben sözümde yalancı değilim. Çünkü Resulullah'a yalan isnat etmek başkası gibi değildir. Ben sözümde doğruyum, yalan değilim. Men kezebe aleyye müteammiden felyetebevve mek'adehu minennar. Resulullah Efendimiz buyurdu ki her kim kasten bana bir yalan isnat ederse cehennemde yerini hazırlasın. Ve men yunah, esas maksede geldi. Ve men, her kim ki yunah aleyhi, anın üzerine niyaha edilirse, sağut ile bağırarak ağlanılırsa uzzibe bima niha aleyhi, onun üzerine o bağırarak, çağırarak, ağlamak sebebiyle azap edilir. Ev lima nihali, ya bima nihalih dedi yahut da lima nihali, onun üzerine niyahat olduğu için ona azap edilir. Bunu delil getirdi. Diyor ki demek ki ha, bir adam vasiyet etmediği halde onun akraba teallukati niyahat ederek ağlarlarsa kendileri günahkar olduğu gibi ölüye de azap olur. Sen diyorsun ki اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةُ مِزِرَ اُخْرَى. Hani bak, bu bunun gibi olmadı ki, işte sağın vizrini ölü de çekti. Buna cevap isterim diyor. Buna ne dersin? قِيلَ لَهُ, bu adama denilir ki هَذَا, bu hadisi şerif, bu hüküm indena, bizim indimizde وَاللّٰهُ عَلَمَ, Allah-u Teala daha ziyad alimdir. عَلَى النِّيَاحَةِ اللَّتِي كَانُ يُوْسُونَ بِهَا اَهْلِهِ. Biz bunu tevil ederiz, deriz ki bu niyahat hangisidir? Ölü öldüğü vakitte niyahat. Şu niyahat üzerine hamd edilir ki اَلَى النِّيَاحَةِ اللَّتِي كَانُ يُوْسُونَ بِهَا اَهْلِهِ. Kendi ehellerine vasiyet ederdiler. Ben öldükten sonra ağlayın, toplanın, ağlayın diye vasiyet ederse bu budur. İşte onun sebebiyle ölüye de azap olur. فَتَكُونُ مَفْعُولَةً بَعْدَهُ. O vasiyeti yapmış. Fakat فَتَكُونُ وَنِيَاحَتَّ olmuş, مَفْعُولَةً işlenmiş olmuş. بَعْدَهُمْ, onlardan sonra bir vasiyetim, yani ölüp gittikten sonra bir vasiyetim, onların vasiyeti sebebiyle بِهَا وَنِيَاحَتِ فِي حَيَاتِمْ, sağlıklarında. Sağlıklarında vasiyet yapmışlar. Öldükten sonra da işlenmiş. İşte o sağlıklarındaki yapmış oldukları vasiyetten dolayı o azabı çekerler. فَيُعَذَّبُونَ عَلَى ذَلِكَ, onun üzerine tazip olunurlar. Vallahu a'lem. Allah-u Teala daha ziyade alimdir. Şimdi meseleyi getirdi. Hulasa şurada bağladı ki bir adam ölmezden evvel vasiyet ederse ki ağlayın, hem ağlayan günahkar hem de ölü günahkar. İkisi de günahkar. Yok, adam vasiyet etmemiş. Fakat kendisinden sonra çoluk çocuğu ağlamış. O ağlayanlar günah işlemiş olurlar. Öyle onlardan bir hesap duymaz. Burası bu gibi olur.